Hocam ben sana bir şey diyeceğim, soracağım. Ama biraz uzayacak. Ben imramı yaptım, hacımı yaptım. Adamla konuşmayayım kocamla. Ama konuşacağım gibi değil, kalbimi çok yarar. Ağızda sefenmeyecek laflar, kelimeler değil bana. Onlardan sebep konuşamayırım. Herkes de değil, bari namaz gelme. Kocamla konuşmayırsın, namazımda gelme. Ben gece saat 3'te kalkarım, 2.30'da kalkarım. Gece namazlarımı gelirim, vicdanın kazasını gelirim. Kur'an'ımı okurum, hakimimi indiririm. 10 yaşında namaza başlamışım, 7 yaşında. 7 yaşından beri aklım sardıktan sonra namazımın kaldığını bilmem, Ramazan'ımın kaldığını bilmem. Hepsini elimden geldiğinden daha fazlasını ediyorum. Ama bana herkes onu diyor ki, kocanla konuşmayırsın. Kocanla konuşmayırsın, namazına gerek yok, gelme. Nasıl olsa cehenneme gideceksin. Bunu bana diyorlar şimdi, bu da kafama takılıyor, bu da beynimi yiyor. Nasıl edeyim? Dedikleri hiç bu yüreğimden çıkmıyor dışarı. Öyle kelimeler konuşarca insan hasmine bile utanır demeye, diyemez. 50 senelik de ben bu evdeyim, 6 tane de çocuğum var. Çocuklarımdan sebep yuvamı yıkmak istemedim. İstemiyorum da. Yaşımı da sorarsan 80'e gitti. Nasıl edeyim? Bana bir yol göstersin hocam. Efendim, yani bir muhterem ablamız böyle bir karne notları olsa hep 10, 10, 10, 10. Maşallah. Ama eşinin sözleri elbette kalp kırıcı, ama gel şöyle düşün. Zannederim, bakın bir Yasin-i Şerif'te böyle bir ayet var. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. Kimi yaşatırız, onu baş aşağı ederiz. Yani eşinizde sanki ikinci çocukluk dönemi başlamış. Böyle olan bir hanımefendiye bu kadar kalp kırıcı tavırlar, davranışlar olur mu? Olmaması lazım. Ama ben size şu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Bakın. İn eratte en tesbika sıddıkîn. Sıddıkları geçmek istersen sana gelmeyene sen git. Sana vermeyene sen ver. Sana kaba davranana sen nazik davran, kibar davran. Allah Allah. Kim sıddıkları? Sıddıklar kimmiş? Ya şu ayeti kerimeye de bakın. Ve men yuda'illâhe ve rasûl. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olur. Ve hasune ulaike refika. Onlarla arkadaşlık ne de güzel oldu. Yani sen kocanla küstürüyorsun. Kıldığın namaz da boşunadır. Nasıl olsa cehennem yolcususun. Bu Allah söz Allah. Son derece yanlış. Haddi aşmak. Haddi aşmadır. Ama gel senin gibi olgun, o dediğin şeyleri yapan hanımefendiye yakışan eşini mazur gör. Bakın 50 yıldan beri sabrettin. 50 yıldan beri. Bundan sonra da birbirinize çok muhtaçsınız. Gelin, eşin öyle kırıcı davransa bile sen daha olgun davranarak onunla da küstürme. Ona da konuş. Hatta aldırış etme. Yani o böyle söyledi diye hiç kalbin kırılmasın. Hoş gör. Sen onları artık dengesi değişti benim eşimin de. Böylece de bak sıddıkların derecesini geçmiş İnşallah. Oluyorsun. İnşallah. Ayet ve hadis okudum bu konuda size. Tavsiyem budur. Sizin gibi olgun, cennet yolcusu hanımefendiye yakışan aldırış etmemek.
konuşmayı kesmek değil, konuşmaya devam etmek, gülüp geçmektir ya. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Eli öpülesi teyzemize selam edelim hocam. Evet efendim. Gece üçlerde kalkıyor, namazlarını kılıyor, umresini yapmış, haccını yapmış. 7 yaşında namaza başlamış, 10 yaşından beri hiç namazı terk etmedim diyor. Bir mübarek hadis-i şerif var Muhsin Bey. Eli öpülesi kadın size teyzemiz. Size ihtiyar kadınların imanını tavsiye ederim. Ya yani aleykum bi akidetil acaiz. İşte öyle yani, şu imana bakın yani. Ne güzel. Ve bunu da soruyor. Böyle söyleyenler de yanlış söylüyorlar tabii. Sen namazı da bırak, nasıl olsa cehennem yolcususun. O mübarek yani. Evet. Peki. Yanlış. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.